Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz muayene ve tetkik sonrası hasta bakımı. Muayene ve tetkik sonrası hasta bakımının amacı hastanın kişisel gereksinimlerine göre fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması. Muayene ve tetkik sonrası bakımın temel amacıdır. Biz muayene ve tetkik sonrası hasta bakımında aşağıdaki hususlara dikkat ediyoruz. Bunlar nedir? Hep birlikte inceleyelim. Birincisi hastanın yaşam bulguları ve bilinç durumu. Çok çok önemli. Çünkü hastanın yaşam bulgusuna göre ona müdahale edip etmeyeceğinize karar verirsiniz. İşlem yapılan bölge ve çevresinin dolaşım ve renk, cilt rengi değerlendirmesi. Bu sizin yapacağınız en temel şeylerden biri. Çünkü orada bir dolaşım var mı yok mu? Aynı zamanda onu gözlemliyorsunuz. Cilt temizliği, aynı şekilde vücudunu açmışken temizliğini yapıyorsunuz. Hasta uygun şekilde muayene ve tetkik masasından kaldırılır. Eğer hasta size yardımcı olabiliyorsa onun desteğine ihtiyacınız olur. Kendisi de çünkü katılsın isterseniz. Eğer hasta olamıyorsa siz var olan tekniklerle hastayı yatağına ya da masasına alırsınız. Hastanın sedye ya da tekerlek sandalye alınmasına veya kaldırılmasına yardımcı olunur. Biz destek oluyoruz hastaya bu aşamada. Hastanın kendisini yapmasını istiyoruz aslında. Onun bize destek olmasını istiyoruz. Diğer maddelerimiz ise şu şekilde. Burayı silelim. Şimdi bunlar da diğer maddelerimiz. Ameliyat öncesi tanı testlerinin tam olup olmadığı kontrol edilmelidir. Çok çok önemli. Çünkü siz hastanın ameliyat öncesi tanı ve testlerini tam yapmazsanız ya da tam olduğunu kontrol etmeden ameliyata girerse oluşabilecek problemleri öngörmüş olamazsınız. Hastaya yapılan muayene veya tetkik öncesinde anestezik bir ajan verilmiş ise beslenme için anestezi etkisinin tam olarak geçmesi beklenmelidir. Çünkü hasta öğürebilir, kusabilir ve bunu aspire edebilir. Dolayısıyla besleyeyim derken hastayı boğabilirsiniz. O nedenle mutlaka dikkat etmemiz gereken önemli hususlardan biri de bu. İki en önemli hususlardan bir diğeri de şu. Bağırsak hareketleri oskültasyonla yani dinleme ile steteskopun ucuyla dinlersiniz bağırsak hareketleri başlamış mı. Eğer bağırsak hareketleri başladıysa beslemeye başlarsınız hastayı. Hasta beslendiği zaman R1, R2 ve R3 diyeti diyoruz biz buna. R1 tamamen sıvı yani sadece hoşaf, suyu, taneleri falan yok. Ya da işte su yani tamamen sulu çorba bile yok R1'de. R2'de çorba, muhalle gibi bir daha biraz daha sıvısı. R3 ise tamamen normal beslenme demektir. Hastanın bulantı kusma gibi durumları varsa nedeni saptanmalı. Gerekirse beslenmeye ara verilmelidir. Yapılan işlemler ve elde edilen bulgular mutlaka ve mutlaka hasta kayıt dosyasına eklenmelidir. Çok önemli. Yaptığımız her şeyi kaydediyoruz arkadaşlar. Eğer kaydetmezsek yaptıklarımızı hiçbir zaman ben şunu yaptım hastaya diye ispatlayamayız. O yüzden çok çok önemli yaptığımız her işlemi kaydetmek. Şimdi gelelim. Muayene ve tetkik sonrası hastanın kıyafetlerinin çıkartılması ve giydirilmesi. Kitabınızda düğmeli kıyafetler, üst ve alt çıkartılması giydirilmesi ve düğmesiz kıyafetler olarak alınmış. Aslında bizim öncelikle hastanın hastaneye yatmadan önceki bu kayıt işlemler esnasında söylediğimiz şeylerden biri de mutlaka ve mutlaka ya gecelik kadınlar için ya da düğmeli, önden düğmeli pijama takımı istiyoruz. Düğmesizi çok fazla tercih etmiyoruz. Çünkü düşünün bir tişörtü giymek mi çok daha kolay yoksa gömleği giymek mi ve kolunuzda serumların olduğunu düşünerek bunu hayal edin. Dolayısıyla biz öncesinde söylüyoruz düğmeli üst kıyafet alınması gerektiğini ya da dediğim gibi kadınlarda gecelik giyilmesi gerektiğini. Çünkü gecelikte bel bölgesinde özellikle dediğim sezaryen olduğunuz pijama altı olursa eğer sıkar sezaryen bölgesini gecelik olduğu zaman sıkmayacaktır ve dolayısıyla hasta rahat edecektir. Tüm bu işlemlerden önce eller yıkanır ve eldiven giyilir. Öncelikle kendimizi de koruyacağız bu işlemlerde ve aynı şekilde taşıyıcı olduğumuzdan dolayı hem kendimizi hem de diğer hastaları korumuş olacağız. Malzemeler hazırlayacağız. Kıyafetlerini yanımıza alacağız hastanın. Hastayı soyduktan sonra kıyafetini dolaptan alıp gelmeyeceğiz. Çünkü mahremiyet bizim için çok çok önemli. Hastanın
üstünü çıkartıyorsunuz. Dolayısıyla kendinizi yerinize koyun, empati kurun. O yüzden mahremiyet çok önemli. Hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Hastanın odasının kapısı kapanacak, pencereleri kapatılacak üşümemesi adına. Eğer hasta hareket edemiyor, kalkamıyorsa pervazlarını kapatmanız, paravan yatak etrafına paravan ya da perde çekmeniz gerekiyor. Ve hasta dediğim gibi hareket edemiyorsa eğer şeyleri kaldırmanız gerekiyor. Yatak kenarlıklarını kaldırmanız gerekiyor. Düşmesini önlemek amacıyla hem de böyle sırtını dayarsınız. Burada diyor ki çalışacak tarafındaki kayrolanın kenarlıkları indirilir. Benim tarafımı indireceğim ki daha rahat hareket edebileyim. Ama hastayı da doyamam gerekiyor diğer taraftan. Bunu kendi üst değişiminiz gibi düşünebilirsiniz. Düğmelerini açacaksınız kıyafetinin. Öncelikle siz uzak olan kolu giydireceksiniz. Çünkü hastanın siz bir sağ tarafındasınız diyelim. Öncelikle sol tarafı giydireceksiniz. Sonra diğer tarafını giydirip düğmelerini kapatacaksınız. Bu dediğim gibi düğmeli kıyafetleri giydirmek çok daha rahat olacak. Düğmesizleri giydirirken de şurada resmini göstermiş. İki kişi yaptığı için biri bir tarafını çok rahat bir şekilde giydirmiş. Düğmesiz kıyafetlerde ise şu kısım önemli. Hastanın kıyafeti alt kısmından tutularak koltuk altına kadar toplanır. Yani toparlayacaksınız kıyafeti. Önce uzak kol, biraz önce söylediğim gibi, hastanın göğüs üstünde kıvrılır. Bir elle hastanın elinden tutulur. Diğer elle kıyafetin altından omzuna ilerleyerek dirsek tutulur ve kol çıkartılır. Bu çıkartma işleminde uzak tarafı yapıyorsunuz. Aynı şekilde de diğer kolunu giydiriyorsunuz. Alt kıyafetlerine geldiğimizde ise eğer hasta dizlerini bükebiliyorsa, dizlerin bükmede bir engel durumu yoksa, alçı gibi, işte traksiyon gibi, hastanın hareketlerini yapmasını sağlarsınız. Hem bu sayede egzersiz de yapmış olur. Hastanın ayak tabanından güç olarak kalçasını kaldırmasını istersiniz. Bu onun en azından pasif ve aktif hareketleri yapması demek anlamına geliyor. Ve tüm kıyafetleri çıkardıktan sonra kirli kıyafet kısmına atıyoruz. Önemli olan bu. Ve bitirdikten sonra işlemlerimizi biz de hastaya uygun pozisyon verip ellerimizi yıkıyoruz. Ki oradaki var olan mikrobu diğer taraflara taşımayalım diye. Şimdi bizim için önemli olan kısımlardan biri şurası. Damar yolu ya da serum olan hastanın kıyafetlerinin giydirilmesi ve çıkartılması. Şimdi burada şu maddeleri inceleyeceğiz biz de. Hastanın kolunda serum takılı ise giysi çıkartılmadan önce serum takılı olmayan koldan giysi çıkartılır. Önce rahat tarafı yaparsınız. Sonra önce serum seti klemplenir. Serum setini eğer klemplemezseniz kan geri gelir ve belki görmüş olabilirsiniz sette böyle kan. Belki hastanede biri yattıysa sete kanın dolmasını sağlarsınız. Damar yolu ile set birbirinden ayrılır ve kapatılır. Antiseptik şekilde ki kontamine olmasın diye. Bunların kapakları var zaten. Giysinin kolu aşağı ve aşağıya ele doğru sıyrılarak kıyafet damar yoluna zarar vermeyecek şekilde çıkartılır. Aynı şekilde çıkarttıktan sonra öncelikle damar yolu olan taraftan hastanın kolunu sokarsınız yeni kıyafetini. Sonrasında diğer tarafı giydirirsiniz ve hastanın serumunu takmış olursunuz. Tekrar işleme almış olursunuz. Burasında tüm maddeleri işaretleyelim. Burası önemli çünkü. Hastanın kıyafetleri giydirip çıkartırken dikkat edilmesi gerekenler. Hastaya mutlaka bilgi vereceğiz, iletişim kuracağız. Hastanın mahremiyetini koruyacağız. Çok 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 önemli. Kendinizi düşünün. Lütfen size yapılmasını istemediğiniz bir şey hiç kimseye yapmayın. Hastanın üşümemesine dikkat edeceğiz. Çünkü orada üstünü değiştirelim deyip kapı pencere açık ceyranda bırakırsak hastayı zaten hasta. Siz bir de ikinci bir hastalık eklemiş oluyorsunuz. Hastada damar yolu ya da serum yoksa önce uzak taraf giydirilmeli. Çıkarma işlemi de aynı şekilde yapılmalı. Eğer varsa önce damar yolu ya da serum olan taraftan başlanmalıdır. Eğer kolunda damar yolu ya da serum varsa hastanın giydirilmesi. Hastanın vücudunda hareket kısıtlığı ya da felç varsa giydirme işlemi felç taraftan başlanmalıdır. Kıyafet oda ısısında olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü soğuk bir kıyafet giydirdiğinizde hasta ürperebilir. O yüzden önceden çıkartıp beklemesi gerekiyor birazcık kıyafetlerin. Kıyafetler giyim sırasında göre yerleştirilmiş olarak uygun şekilde konulmalıdır.
Sağlık personeli kendisini ve hastanın vücut mekaniğini korumaya dikkat edilmeli. Yapılan tüm işlemler kayıt altına alınmalıdır. Bugünkü dersimiz bu kadar. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.